Paramara bilgi yarışmamızın ilk bölümüyle karşınızda efendim. Bugün ben soracağım, bu üç arkadaş yarışacak. Birazdan onları tanıyacağız ama bu bilgi yarışmasını sizle de yapacağız. Eğer katılmak istiyorsanız toplam 9 kişiye 1525 TL değerinde Steam cüzdan kodu hediye edeceğimiz yarışmaya katılmak isterseniz yapmanız gereken şey şu soruya cevap vermek. Neden bu yarışmaya katılmak istiyorsunuz? Buna bir cümleyle cevap verenler arasından 9 kişiyi alacağız. Burada misafir edeceğiz. Sohbet, muhabbet ardından da bilgi yarışmasında oyun bilgilerimizi yarıştıracağız. Hop, burada bir videoyu durduralım. Birazdan devam edeceğiz yarışmaya. Ama öncelikle nasıl katılacaksınız o soruya cevap verelim. İlk olarak Paramara uygulamasını indiriyorsunuz. İndirdikten sonra üye oluyorsunuz. Üye olduktan sonra para iste kısmına girip ekranda görmüş olduğunuz numarayı yazıyorsunuz. Bunun ardından miktarı 10 TL yazıp alttaki mesaj kutusuna ise cevabınızı iletiyorsunuz. Tüm cevaplar arasından 9 cevap belirleyeceğiz ve o cevapların sahibini ise mekanımıza davet edip yarışacağız. Her hafta 3 kişi yarışacak. Haftanın birisi 100 TL'lik Steam cüzdan kodu kazanacak. İkincisi 50 TL, üçüncüsü de 25 TL'lik kod kazanacak. Zaten 3 kişi yarışacağı için otomatik olarak herkes kazanmış oluyor yani. Haftanın birincilerini de büyük finale alacağız. Büyük finali kazanan arkadaşsa 600 TL'lik Steam cüzdan kodu hediye olacak. Burada evet ooo demeniz gerekiyor. Ooo! Enis abi oley! Peki şey, biz kazanabilecek miyiz bir şey? Hayır. Evet o zaman. Kalkın yani. Bugün deneysel bir pilot bölüm hazırlayacağız 3 arkadaşımızla beraber. Öncelikle yarışmacılarımızı bir tanıyalım. Beyefendi buyurun, ilk yarışmacımız. Merhabalar, ben Tuncay Arslan. Multiplayer'da çalışıyorum. İddialı mısınız? Oyun bilginize güveniyor musunuz? Güveniyorum. Daha önce izlediğimde soruları bildim oturduğum yerden. Bir iki tane bilemediğim oldu. Bugün de sorular aynı ayardaysa şansı görüyorum kendimi. Evet, ben Orhun Kayalp. Yarışmaya Şaköy Tekirdağ'dan katılıyorum. Enis Bey, annem çok selam söyledi size. Sağ olun. Severek izliyorlar, takip ediyorlar. Buradan da bir mukabele. Aleyküm selam. Oyun bilgine güveniyor musun? Bilgime güvenirim. Ama yani sonuç itibariyle soruları hazırlayan bir insan olarak sizin de oyun bilginize güvendiğim için çok kazık sorular bekliyorum ben. Hazırlıklıyım. Evet, üçüncü yarışmacımız tişörtle beraber gel. Buyurun. Evet, selamlar. Ben Cem Göksoy. Multiplayer çalışanıyım. Hiç kendime güvenmiyorum. Ben buraya nasıl kaybedilir onu göstermeye geldim. Ses tonunuzu yarışmaya eder misiniz? Evet. Hani bu hani şey oluyor ya, böyle hani çok bilgili olduğunu iddia edip ilk soruda elenen adam var ya, o işte. İlk sorumuzla yarışmaya başlayacağız. Öncelikle kısaca formattan bahsedelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlarımızın önünde butonlar var. Bu butona ilk basan arkadaş cevap vermeye, bravo Tuncay Bey, cevap verme hakkını kazanacak. İkinci basan ikinci cevap verme hakkını kazanacak. İlk basan yanlış bilirse, ilk basan 3 puan alıyor doğru cevap verirse, ikinci basan doğru cevap verirse 2 puan alıyor ve son basan doğru cevap verirse 1 puan alıyor. Ona tabii sıra gelirse 4 şıkkımız var efendim. Ve şöyle bir şeyimiz de var. Son bir sorumuz var. Yarışmanın sonuna doğru Paramara özel sorusu. Bu size 10 puan getirebilecek bir soru. Tüm dengeleri alt üst edebilecek bir soru. Bu soruda cevap veren bir anda sonuculuktan zirveye de çıkabilir. Adalet yok. Kesinlikle acımasız bir yarışma. İşin içinde bayağı şans faktörü de var. Yok. Hayır. Bence yani multiplayer tişörtünü giyen kazanacak gibi geliyor ama neyse. İlk sorumuz. Soruyu sorduğum anda basabilirsiniz. Peki eliniz fakat, hazırda bekleyebilir mi? Bekleyebilir. Fakat basarsanız şıkları göremezsiniz. Hayda. Sorunun devamını da okumam. Ha tamam. Okay. Okumam da. Çünkü yani hangisi değildir diyecek olursan. Olabilir. Aynen öyle. Yani burada o yüzden basma anınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Güzel. Anladınız mı? Bak yakarım. Ben de bugün şey yarışmacı, sunucular var ya, pislik sunucu vardı ya, ben oyum bugün. Acımasız soru bir şey var, en zayıf halkada vardı bir tane. En zayıf halkada vardı ya, kırbaççı bir tane. Oyum ben. Ben o ablayım yani şu an. Ama bu arada dünyanın en tatlı kadınıdır. Benim Galatasaray'dan hocam olur kendisi. Gene Galatasaray. Hemen Galatasaray'ı seçtim. Ya Allah Allah. Ben Galatasaray'da okurken. Tuncay Bey, sorunuz varsa alalım şimdi. Ya sorunun sonuna kadar bekliyoruz değil mi? Şıkları tek tek beklememiz gerekiyor mu? Hayır, gerekmiyor. Soruyu bitirdiğim anda şıklar gelecek. Tamam, sen okuyorsun yani, okumam demiyorsun. Evet, ben okurum. Evet, tamam. Ama basarsan beklerim cevap vermeyi. Bak, kamera karşısında söylüyorsun, okumam demiyorsun. Hazır mısınız? Hazır. Evet. Emin misiniz? Çok iyi. Son kararınız. Başarılar. Formatlar karışıyor. Yanlış oldu, bir dakika. O zaman en pis cahil programımız mı değişiyor? En pis cahil kim? İlk sorumuzla yarışmaya başlıyoruz. Bir Big Daddy yönettiğimiz Bioshock 2'de ana karakterimiz hangi ada sahiptir? Oha yavaş, onların parası çıkmadı daha. A şıkkı Subject Alpha, B şıkkı Subject Beta, C şıkkı Subject Delta, D şıkkı Subject Omega. Cem şu an cevap hakkına sahip. C şıkkı son kararım. C şıkkı Subject Delta diyorsun yani. Evet. Emin misin? Son kararım. Doğru cevap! Bravo! Burayı bir alkış lazım aslında. Alkış. Araba gidiyor. 3 puanı aldı. Ben son bastığım için bir şey olmadı. Benden puan düşüyor mu? Hayır, yok düşmüyor. Heh, tamam güzel. Kimse basmazsa şerefsizlik olsun diye eksi 3 veriyoruz sadece. İkinci sorum. Cem Bey çok hızlı başladınız. Tebrik ederim. Resident Evil 4 hangi platforma çıkmamıştır? A. Dreamcast. B. PlayStation 2. C. GameCube. D. Xbox One. Orhun ilk soruyu cevaplayacak şey. GameCube diyorum ben. Emin misin? Eminim. Yanlış.
İkinci cevap verecek arkadaşım ben Cem. Lütfen yani. Pardon. Şifreleri tekrar... Oğlum alışıyoruz, alışıyoruz. Bir dakika, benim jeton şimdi düştü. Sen Xbox One mı dedin? Evet. Ama bir dakika abi, böyle mi? Bir dakika. Şıkları sayıyorum. Evet. Dreamcast, PlayStation 2, GameCube, Xbox One. Xbox One. Aa, yanlış. Cem Bey. Şu an iki şıkkımız kaldı. Söyle, Dreamcast ile PlayStation 2. Dreamcast. Doğru cevap. Bir dakika. Dreamcast mi? Evet, Dreamcast. Abi ne? Yemin ediyorum ne dediğini anlamadım. Dreamcast diyorum abi. Ben anlamam. Abi, yaz oraya. Abi. Bir yaz. Abi Dreamcast Shenmue'nun olduğu nesi? Tabii ki de onda çıkamaz ya. Ben GameCube ile Dreamcast'i karıştırdım. Hangisi daha iyi? Daha dikkatli olmadı dinlemek ya. Lazım. Evet, evet. Evet. Bakın sorular evet. Trikli bak. Sürprizler. Cem 4 puansın, bravo. Anno serisinin ilk oyunu hangisidir? A. Anno A. Anno 1071, B. Anno 2070, C. Anno 1404, D. Anno 1602. Orhun, bravo. İlk cevap. A şıkkı. A şıkkı diyorsun. Yanlış. İkinci cevap hakkımız neydi? B. 2070, 1404, 1602. 1602 diyorum. Bravo Cem, doğru bildin. Cem doğru bildin, inanılmaz. Sürprizlere gebe bir yarışma gerçekten. Cem puanlarına puan ekliyor. Sallıyorum. Yeni sorumuz, hazır mısınız? Moral bozmayın arkadaşlar. Biraz sohbet edelim bu noktada. Yarışmalarda çünkü öyle yapıyorlar. Oğlum ne oldu? Neden yanlış oldu? Senin de çok sevdiğim. Ya ben evet, A ile D arasında kaldım zaten. Ama bunlar zaten şeyde hani rakam olarak da sıradan gitmezler. 7 tane toplamda oyunu vardı. 8.si de 1800 yeni çıkacak. Ama işte mesela ilki 1404 müydü? 1600? Yani hepsinin toplamı 9 eder bu arada. Onu da yani o yani öyle de fanıyımdı. Süper biliyorsun ama bunlar hiçbir şu an bize i̇şte farkı sağlamadı. Evet. Sağlamadı. Hep ufak şeyde gitti. İlk soruda aynı şekilde Dreamcast ile GameCube'u karıştırdığım için gitti falan. Yeni sorumuzda şans diliyorum sizlere. Bu soruyu hepinizin bilebileceği bir soru olduğunu düşünüyorum ben. Ya da olmaya da bilebilirim. Christ serisinin ilk kez hangi oyununda Avcı Oku yani Predator Bob yer alıyordu? A. Crysis, B. Crysis 2, C. Crysis 3, D. Crysis Warhead. Orhun, ilk sen bastın. Ya gidelim. Oynamadım ama Crysis Warhead'de vardı. İlk orada olduğunu düşünüyorum. Yanlış. Cem şu an ikinci basan arkadaşım. Crysis sen. 2. Ne? 2. Aşk olsun. Cem de yanlış bildi. Kalan şıkları söylüyorum. Crysis ya da Crysis 3. Mantık yürütmen lazım Tuncay. Bu arada 10 saniye limit. Soruyu olsun. Tekrar sorabiliriz. Predator Bob hangisinde vardı Avcı Oku? Crysis 1, Crysis 3. 3. Bravo Tuncay, ilk kez puan aldı yarışmada. Tebrik ediyorum Tuncay'ı. Tuncay'ı tebrik ya ediyorum. Ya ben aslında bilmiyordum zaten. İnternet kafede oynarlarken görmüştüm. 2'dir diye düşündüm. Biri oynamıştı. Zaten bak sorunun hinli şurada. Predator Bob ilk kez hangi oyunda yer aldı? Hani Crysis olamaz zaten. Olamaz gibi yani. Geliyor insan, anladın mı yani? Bravo. Ama şaşırtmaca da olabilir. Olabilir tabii. Olabilir de. Bunlar belli olmaz. Yarışmamız çok değişken bir yarışma. Ama Tunca bir puanla şu anda yarışmaya ortak oldum tekrardan. Orhun'dan da biliyoruz. Aynı performansı. İnşallah. Call of Duty serisini başlatan asıl ekibin geliştiricisi olduğu Medal of Honor oyunun adı nedir? A. Medal of Honor Elite Assault, B. Medal of Honor Underground, C. Medal of Honor Frontline, D. Medal of Honor Warfighter. Tunca ilk basan sensin, bravo. Şıkları tekrarlayabilir miyim? Elite Assault, Underground, Frontline, Warfighter. Underground. Yanlış cevap, Medal of Honor Underground doğru cevap değildi. Cem ikinci basanımız sensin. D şıkkı. Kaç? D şıkkı. D şıkkı Warfighter diyorsun. Evet. Yanlış cevap, Orgun. İki şık kaldı sana. Emin olmama rağmen basmamam. Elite Assault. Elite Assault! Tabii ki Medal of Honor Elite Assault. Özgüven önemli arkadaşlar. ÖSS'ye girecek olan arkadaş gerçi ismi değişti ama ilk güvendiğiniz kararda basın geçin. Bununla kesinlikle inanmayayım. Bu arada Orhun da 1 puanla yarışmamızı tekrar Cem rakiplerin yaklaşmaya başladığını düşünüyorsun Cem. Valla ben hani zaten beklenmedik bir şekilde hızlı başladım. Ya ben şeyi yapamadım ya, ben kötü şey olmadım, pis sunucu olamadım ya. Nasıl davranmadım? İçinde yok abi, sen şey bir insansın. Abi sen demek ki böylesin. Tontiş bir insansın. Cahil, pis. Ama ben 4 puanlı mıyım, 5 puanlı mıyım? Evet şu an puan ne durumda ben? Kemeri olan var mı? Kemerle vurmak istiyorum. Şu an sen 1 puandasın. Tamam. Onun 1 puanda, Cem 6 puanda. Yuh, bayağı ileri geçmiş. Evet. Ama unutmayın 10 puanlık para mazotu evet, var. Evet. Onun rahatlığı bizdeki. Hazırsanız geliyor yeni sorumuz tamam. Sevgili arkadaşlar. Bakalım bunu hangi cahil bilemeyecek. Pisliğim şu an. Bu oyunlardan hangisi Valve'ın Source motoru kullanılarak yapılmıştır? A. Ooo güzel. A. Amnesia The Dark Descent, B. Stanley Parable, C. Everybody's Gone to the Rapture, D. Return to the Castle Wolfenstein. Orhun cevap hakkı sen. C. Everybody Gone to the Rapture. Emin misin? Eminim. Son karar. Pardon yanlış söyledim. Emin değilim ama son kararım. Zaten yanlış ya. Bravo. İkinci basan arkadaşımız Cem. Hangisiydi? Stanley Parable, Amnesia, Return to the Castle Wolfenstein. Stanley Parable. Bravo Cem! Tunca biliyordun aslında, biliyordun. Tebrik ederim seni ama refleks olarak biraz geride kaldın. Orhun'un bilememesi şaşırttı beni. Onun kalemi diye düşünmüştüm ben bu soruyu. Cem gene 2 puanla şok üzerine şok yaratıyor şu an. Sonradan açılan atı gibisin, bravo.
Sorularımız azalıyor arkadaşlar, biraz dikkat. Dead Rising 3'teki ana karakter Nick Ramos'un asıl mesleği nedir? A. Taksici, B. Asker, C. Bahçıvan, D. Tamirci. Cem. Tamirci. Cem inanılmazsın gerçekten, bravo, 3 puan daha aldın hanene. Sen bayağı biliyorsun her şeyi. Aslında bilmiyorum, düz mantık yaptım. Düz mantık mı yapıyorsun? Craft yapıyorsun ya, tamirci olmalı diye düşündüm. Adam biliyor abi. Adam biliyor. Yeni sorumuz Orgun Tunca, lütfen. Bakın lütfen, artık istiyoruz. Performans istiyoruz sizden. Bakın daha hızlı basmamız daha lazım. Daha hızlı basmanız lazım. Bir de çok abartma. Ve daha dikkatli dinlememiz lazım. Aynen öyle Tunca, bravo. Yani basit sorular vardı aralarında. Tomb Raider serisinin 2013 yapımı Tomb Raider adlı oyundan önce çıkan son ana oyunu hangisiydi? A. Tomb Raider Anniversary, B. Tomb Raider Underworld, C. Tomb Raider Legend, D. Rise of the Tomb Raider. Bir dakika, İlk karışıyorum. Basan... İkinci Orgun bastı. Yok, niye? Ben düzgün basamadım. Ben basamadım. O zaman... Ben basamadım. Basamadım. Abi, o... Yok, yok. Cem, bu benim hissetmedir. Sen karışamazsın. Tamam, özür dilerim. Cem, seni uyarıyorum. Kırmayayım diye yavaş basayım dedim, çalışmadım. Özür dilerim. Şimdi dışarı çıkmaya. Hayır, ben şeyden dolayı biliyor musun? İkisi yanlış söylerse geriye iki şık kalıyor. Neyse. Sen artık şey oynuyorsun, garanti galibiyetler oynuyorsun. Evet, efendim, şıklar. Şıklar. Tomb Raider Anniversary, Tomb Raider Underworld, Tomb Raider Legend, Rise of the Tomb Raider. Anniversary. Maalesef Anniversary değil. Kalan şıkları tekrar sayıyorum. Underworld, Legend, Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider. Legend. Legend yanlış cevap. Underworld, Rise of the Tomb Raider. Şimdi iyice kolaylaştı. Underworld işte bak, taktiksel yak ama 1 puan. Ama ben yapacaktım doğru işte onu. Doğru, bravo, 2 puanla. Çok teşekkür ediyorum. Sonunda İnşallah. İkinci puanı da almayı başarabildim 8. soruda. Tebrik ederiz. Ünlü yönetmen Spike Lee hangi NBA 2K oyununda bir hikaye modu için yönetmenlik yapmıştır? 2K15, 2K16, 2K17, 2K18. Cem, ilk basan sensin. 2K17. Yanlış. Hayır. Tunca. Tekrar şıkları alayım. 2K15, 2K16, 2K18. 15, 16, 18. 2K15. 2K15 doğru cevap değil. Aa. 2K16, 2K18. Bravo Orhun, gene sona kalan iyi kalır. Ama işte 17'de çıkan oyun 16'da tasarlanıyor. Şey, pardon, çok teşekkürler. Son 6 soru ama biliyorsunuz son soru 10 puan değerinde. Evet. Hala dengeleri değiştirebilecek bir soru ama tabii Cem farkı açmaya başladı. Özellikle Tunca ile Cem arasında bir fark var. Ben sallıyorum. Sallasam da şimdi sallıyorum diye acıtasyonu koyup buraya kadar geldik. Tebrik ederiz seni benim için öncelikle. Efendim, Batman'in düşmanlarından hangisi Arkham Asylum'un ana hikayesinde dövüştüğümüz biriyken, bak Arkham Asylum'da dövüştüğümüz biriyken, devam oyunu Arkham... Bir dakika, durmuyor muydun abi? Bastılar adamlar, soruyu okurken bastılar. Ha evet, iyi oldu. Tamam, sıkıntı yok. Evet. Şıklar abi. Yok, okumayacağım abi, soru bile bitmedi. Soru bitmeden basınca olmuyor. Nasıl? Şıkları okuyacağım ama demiştim. Soru bana. Bittikten sonra. Soruyu bitirdikten sonra dedim. Soru bittikten sonra basarsan şıkları okuyacağım dedim. Tamam, söylüyorum abi. Söyle, söyleyeceğim, söyle. Hayır, şey. Bu arada izleyenler soruyu görüyor şu an tabii ama siz görmüyorsunuz. Tabii, şey bir dakika. Okuduğun kadarını tekrar ediniz. Aynen, okuduğun tamam. Kadarını. Batman'in düşmanlarından hangisi Arkham Asylum ana hikayesinde dövüştüğümüz biri iken? Tamam, şey. Joker'in yönlendirdiği adam olacaktı. O da neydi o maske takan Batman'deki adı ya? 5, 4, 3, 2, bir dakika iki, abi ama ona bir, Baron diyeceğim abi de bitti. Geçeceğim yani. Neydi yandı, adı ya? Yandı maalesef, yandı. Neydi yandı. Lan? Lan oğlum durun. Ama ya bu haksızlık abi. Abi önce basma. Ben şıkı vallahi okuyacağını sandım. Hayır. Öyle konuşmuştum. Soru bittikten sonra okuyacağım. Soruyu evet. Söylemeyeceğim ama şıkı okuyacağım dedi. Tamam, tekrarını yayınlayacağım bunu. Vallahi lan. Şıkları okuyacağım dedin diye hatırlıyorum. Soruyu bitirdikten sonra basarsanız şıkları okuyacağım dedim. Ben yanlış anlamışım o zaman. Şimdi Cem'in basmak kalmadı. Orhun veya Tunca. Tunca da bastı ama bir de işin komik. Ben refleks olarak sessizliğe de dilim gitti. Tamam, niye ben yanıyorum o zaman sadece? Orhun. Ben de bilemeyeceğim tam olacak bak. Bana ya. Orhun şu an sana soruyu özel soruyor. Çok teşekkür ederim. Arkham Asylum'un ana hikayesinde dövüşümüz biriyken devam oyunu Arkham City'de aslen yan hikaye karakteri olarak karşımıza çıkmıştır. Evet. A. Bane, B. Riddler, C. Deadshot, D. Mr. Freeze. B. Riddler. Arkham Asylum'un ana hikayesinde dövüştüğümüz biriyken... Abi bir dakika, oy, burada karışırım. Burada karışırım. Yanlış. C ile D neydi? C, Deadshot, D, Mr. Freeze. Mr. Freeze. Yok, Bane. Değil değil mi? Bane. Ana hikaye dövüştüğümüz biriyken ana hikaye içerisinde diğer oyunda yan görevlerde karşılaşıyor. Peki, bay geçti. Ben şey diye düşündüm, onu da açıklayayım. Niye bu kadar emin oldum? Hani Joker'dı ilkinde de. Ama Riddler'da onun...
Hani ilk kapıştığımızdan bir tanesi olduğu için. Riddler hep yan görevlerde takıldı adam. Evet aslında. Hani hikayede karşına çıkmıyordu aslında. Ben doğru. De şey zannettim. City'de de aynı şekildeydi. Dur kafam gitti. Doğru. Joker'i yönlendiriyordu ya. Batman Batman'i yönlendiriyordu ya Joker. Ben de dedim herhalde onu soracaksın. O yüzden direkt başladım ama. Bunlar bir ders oldu arkadaşlar. Evet. Yani şimdi sorumuz biraz değişik bir soru. Bir de bilgileriniz olacaktır diye düşünüyorum muhakkak. Cem sana güveniyorum bu konuda. Sen daha yakınsın bu soruya. Hadi ya. İlk kez hangi FIFA oyununda Frostbite motoru kullanıldı? A FIFA 15, B FIFA 16, basamamışım. C FIFA 17, D de FIFA 18. Şaşırdınız değil mi? Tunca. FIFA 17. Bravo Tunca, 3 puanlar. Aradaki farkı kapatmaya başladı. Basamadım. Tebrik ediyorum seni Tunca. Zaten ama Frostbite grafik motoru evet. İlk kez FIFA 17'de kullanılmış. Bravo Tunca. Güzel bir geri dönüş oldu senin adına. 3 puanla hanene yazdırdın. Neler ediyorum. Düşünüyorsun? Neler düşünebilirim ki yani şanssızlıklar oldu şu ana kadar. Bu arada sevgili arkadaşlar bir sonraki yarışmamızda joker haklarımız da olacak. Şu an bu arkadaşlar joker hakları tanımıyoruz ama şöyle joker hakları düşünüyoruz. Herkese birer tanelik vermedik her bölümde. Multiplayer ofisinden birini kullanmak. Yeni bir joker hakkı. İşte Tunca, Orhun ikisinden birini kullanabilirsiniz. Cem olursa ya belki Cem'i de kullanırsınız yarışmalarda. Yani bu joker olacak sizlere. Kimi kullanmak istiyorsanız o sizin için hazır olacak. Orada bekleyecek ve kullanabileceksiniz. Zaten kimi kullanmak istediğinizi şu videodan da öğreniyorsunuz. Zaten bu videonun amacı o. Son 3 soru artı Paramaro özel sorumuz var. Bakın işler değişiyor. Bu karakterlerden, birazdan sayacağım karakterlerden hangisi Marvel vs. Capcom Infinite'in çıkışında oyunda yer aldı? Güzel hızlı basıldı. A. Wolverine, B. Ken, C. Akuma, D. Kaptan Marvel. Tunca. Ken. İlk çıkışına yer almıştır. Yanlış cevap. İkinci basan Orbit. Akuma. O da yanlış cevap maalesef. Kalan 2 şık var sevgili arkadaşlar. Wolverine, Kaptan Marvel. Şimdi Wolverine trailerlarda var diye hatırlıyorum. O yüzden Kaptan Marvel diyorum mantık olarak. Doğru mudur? İlk çıkışında yer almıştır diyorum oyunda. Ha yer almıştır. Yer almıştır. Wolverine o zaman. Yanlış cevap Kaptan Marvel. Ama bir dakika abi sen yönlendiriyorsun abi ya. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey olamaz. Neyse sağlık olsun. Evet. Hepinizden puan mı silsem ya bu cahilliğinizden dolayı? Hepinizden 10 puan sildi falan. Ulan yanlış da anlasam böyle cevapladın kardeşim. Sen niye modda bu oynadık bütün karakterler ilk başta yoktu. Wolverine'den falan emindim olmadığından da Ken sanki var gibi daha baktım. Vardı Ken yoktu abi. Al işte. Ben de soruyu yanlış anladım. Baş kötüsüydü falan diyemem. Bir dakika. 2 artı 2 böyle bilmem kaç deyip böyle doğru cevabı bulmuş matematik hocası doğru cevabı veriyor abi. Yarım puan yok mu? Gidiş yolun yanlış. Evet çok ters gittim ama doğru çıktım. Arkadaşlar. Bakın bu ana kadar güzel yarıştınız. Son soruya yaklaştık ama Paramaro özel sorusuyla hala Cem'i geçme şansınız var. O açıdan yani eğer bakın 3 soru kaldı diyorum ya sizlere şu anda. Bir tanesi özel soru. İkisinden 3 puan alsanız 6 puan. Tamam mı? Tamam. 6 puan zaten seni 10 puan yapıyor. Evet. Sonra bir de zor ya işte. Dur. Şey yapsın. Cem'e en azından Cem'e sayı aldırmamaya çalışmanız önemli olabilir. Hikayeyi kronolojik olarak sıraladığınızda hangi Devil May Cry serinin ilk oyunu olur? Orhun bunu yakalamanda sen oynamıştın. Cem ilk bastı, Tunca ikinci. Devil May Cry 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hangisi ilk oyun oluyor? Kronolojik olarak sıraladığın zaman Cem'ci. 4. Yanlış cevap. İkinci basan arkadaşımız sevgili Tunca Arslan. Tuncacığım bunu biliyor, hatırlıyor olman lazım ama bakalım hatırlayabilecek misin? Bir stres yarattım üzerinde ama Tunca. Stres yarattın evet. 3. Bravo! Son saniyede 2 puanı aldı Tunca. Tebrikler Tunca. Orhun sen hatırlıyor muydun? Hatırlıyordum, oynadım oyunu. Ben de son oynamasam ben de Tunca gibi düşünürdüm. Yakın zamanlarda oynadın dedin diye ben 4 dedim ama. Yok PlayStation 2 oynuyor serimizde oynuyor. Üçü değil de ilk oynamıştık orada bahsi geçmişti. Evet. O zaman efendim artık son normal sorumuzu soruyorum. Son normal sorumuzu. Bu soru maalesef Orhun'un yakın olduğunu tahmin edebileceğim bir soru ama hepiniz de bilebilirsiniz. Eyvah eyvah. Onun için 10 puanlık değil mi bu artık? 10 puanlık. Yok, pardon ondan önceki bir son soru. Bu 10 puanlık özel soru geliyor. Hazırsınız butonlar ellerde. Tuncu bravo güzel yerleşmişsin. Cem'cim duygularını almak istemiyorum şu anda o yüzden şey yapma. İlk Dishonored'ın başında suikaste uğrayan İmparatoriçe'nin adı neydi? Bu adam bilir. Tunca, Orhun, Cep. Tunca, şıkları sayıyorum. Emily Caldwin, Erika Caldwin, Jessica Caldwin, Jasmine Caldwin ya da Yasmin Caldwin artık nasıl okursanız. Yani bir daha say. Emily, Erika, Jessica, Yasmin ya da Jasmine. Şimdi Emily zaten değil yanımızdaki o kız zaten. Erika, Jessica, Yasmin, Emily. Bu adam biliyor. Şu anda bir şey var. Adam zaten. Bir daha say abi. Emily, Erika, Jessica, Yasmin. İki. Jessica. Jessica! Yanlış. Cevap veriyorum Jasmine ya da Yasmin. Nasıl olursa artık bravo! Bravo Orhun! Orhun 2 puanı attı Cem'e. Bir saniye bir şey deneyeceğim. Tamam. Çünkü 2'dir basıyorum. Herhalde geç kalıyorum. Geç kalıyorsun. Evet, yanıyor. Cayır cayır yanıyor. Aynen. Yani. Aynen. Bak butonlara laf etmek yok. Yok yok etmiyorum. Sevgili arkadaşlar eğer yarışmaya katılıp da butonlara laf edecek olursanız hayır. Butonlar çalışıyor. Çalışıyor bayağı çalışıyor. Basın abi teker teker. Bakın gene geç bastın olmadı. Çünkü ilk bileninki tam yanıyor. İkinci bileni kesik kesik geliyor. Üçüncüsünün yanmıyor. Yanmıyor. Evet, hadi bakalım. Ve geldik o ana.
puan durumları çok yakın birbirine. Bilen işi götürecek. Evet. Bilen işi götürecek. Bu vatan alır. Gerçek. Evet. Yani bu zamana kadar yarıştığımız her şey boş olabilir arkadaşlar. Evet. Evet. Bilen götürecek. Bakalım kazanan kim olacak? Buyurun Cem Bey, bir şey mi söyleyecek? Buna özel soru bittikten sonra basma yapalım bence. Çünkü insanlar çoğu zaman beklemeden basabilir. Gaza gelir. Basarsın. Doğru. Onunla ters olur. Evet. Doğru. Doğru. Onunla en kritik yerde o hatayı yapmayacaksın. Doğru. Yapmayacaksın doğru. Abi. Doğru. Bizde acıma yok. Burası pislik bir yarışma. Burası survival. Hadi bakalım. Nil'in isimli karakter hangi oyunun ana karakteridir? Haydi. A. Transistor. B. Remember Me. C. Braid. D. Inversion. Bu paramara özel 10 puanlık soru ve ilk cevap hakkı sevgili Orhun'dan. Şıkları bir daha alalım. Transistor, Remember Me, Braid, Inversion. Eğer Orhun bilemezsen ikinci basan sevgili Tunca, o bilirse 7 puan alacak. Üçüncü bilirse 5 puan alacak. Şimdi 7 puan seni kurtarıyor mu? Önce onu bir hesap etmemiz lazım. Kurtarıyor değil mi? Geçiyorsun. Kurtarıyor. Cimri. Geçiyor. Şimdi gaza geldim. Keşke ikinci bassaydım diyorum ben burada. Transistor'da Red'di. Diğerlerini bilmiyorum. Dolayısıyla Inversion diyeceğim. Inversion. Heyecanlı mıyız arkadaşlar? Kazanırsın ya çünkü yarışmanın galiba onu hayal bulacak. Doğru herhalde. Hazır mısınız? Hazır. Hazır mısınız? Tutmadım. Ve doğru cevap değil. Hadi be. İşte bunu söylüyorum ben. İşte böyle kandıracağım hepinize. Buraya gelin ve sizlere dalga geçeceğim. Siz sanki benim küçük... Neyse. Hayda. Rahatladım. Böyle vuracağım kırbacı diye yani. Kalan şıkları Tunca Bey sayıyorum size. Transistor, Remember Me, Braid. Transistör'den spoiler verdi. Ne Remember Me. Doğru cevap Remember Me ise kazanan siz olacaksınız. Yani. Remember farkında me. Mısınız? Yapacak doğru bir şey yok artık Remember farkında Me. Farkında mısınız? Emin misiniz? Eminim. Son kararınız mı? Doğru ya. Yani. Son karar. Bakın Nil'in diyorum Nil'in. Son kararım. Ve doğru cevap... Bravo! Tebrik ederiz. Tunca'yı bir alçalalım. Tunca'yı bir alçalalım. Tebrikler. Bravo. Tunca Bey'i tebrik ediyorum. Çok güzel yarıştınız efendim. Tunca Bey. Abi lütfen. Sen nerede güzel yarışmadın falan diyor. Şimdi eğer bu bir yarışma olsaydı birinci şu anda Tunca'ydı. İkinci... Kaç para almıştın birinci olsaydın? İlk hafta yarışmacısı olsaydın 100 TL almıştın. Ya burada bu arada altını çizmek lazım. İşte bu yüzden çok önemli son soru mesela. Evet, tabii son soru önemli. Bu arada 15 sorudan daha fazla soru olacak bir yarışmada. Onu da söylemiş olalım. Bu sadece deneme bölümü olduğu için böyle yaptık. Format da şöyle bir şey olacak bu arada. Dur, ışığını söndü değil. Söndü. Şimdi şöyle muhabbet olacak abi. Şu an sen iki şey hak kazandın. Hem 100 TL Steam kodu sende, şu an o cebine attın onu. Tamam. İstersen kasaya giderek dışarı yok, bir de finale davetlisin. Tamam, yani, ne zaman yapıyoruz finali? Finali ise 4 hafta sonra yapacağız. Yani 4-5 hafta sonra yapacağız finali. Tamam. Finalde de sadece haftanın birincileri birlikte yarışacaklar. Yani haftanın birincileri kapışacak birlikte. Kazanan 600 TL yapacak. Tamam, ben de kazanabiliyor muyum? Hayır, sen yok. Yok, deneme. Yani, bu yok yani. 100 TL, 50 TL, 25 TL'lik kodun sahibi oldu. Bu arada yarışmada da özel sorularımız olacak. O hafta özel bir soru soracağız. Yine yorum sorusu olacak. En beğenilen cevaplara, jüri tarafından en beğenilen cevapları sahiplerine de bir Steam cüzdan kodu hediye olacak. İzleyenler de katılabilecek interaktif olarak. Bunu da buradan söylemiş olalım. Zaten bu hafta için duyularımız seçilecek. Şu anda katılım dönemi başlamış bulunmakta. Siz de paramar uygulaması üzerinden mesaj atarak, yorum atarak neden bu yarışmaya katılmalısınız da cevap atarak yorum atın. Yani bir iki cümleyle neden siz burada olmak isterseniz. Buna bir yorum atan arkadaşlar arasından 9 kişi seçip yarışmaya alacağız. Bir 10 gün falan sürer katılım. Belki daha fazla da sürer bilmiyorum. Arkadaşları davet edeceğiz ofisimize. Ofiste 3 kişi yarıştıracağız. Umarız keyifli, güzel geçen bir yarışmada olacak. Toplam 1500... Neden 1525 TL ödedim? O 25 çok çıkıntılık gibi oldu. Birinin hakkı geçmesin diye. Yani birisine hiçbir şey vermeyeceğiz diye 25 lira veriyoruz. İnşallah bunu güzel tuttururuz da bir sonraki yarışmada 20.000. TL Steam düz hesap. Neden olmasın? Adam başı 20 bin değil mi? Falan diyor. 5 kim 500 bin ister? Ben de 1000'er lira koyayım ya. Ne olur. Koy. Alırız o 1000 lirayı. Neyse efendim, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.